Ne zaman ödeyeceksin paramı? Ya ödeyeceğim diyorum ya. Bir ay gecikti sadece. Allah Allah. Bir şekil. Eskiden tam vaktinde ödüyordun, tıkır tıkır. Yine öyle yap. Yapmıyorum öyle efendi ya. Yapmıyorum. Ödeyeceğim parası neyse. Allah Allah. Anlaşıldı. Sen benim başıma bela olacaksın. Yarına kadar öde, ödemiyorsan çık evimden. Ya bırak. Bela neymiş gösteririm sana ha. Bir sorun mu var? Yok, beyefendi de gidiyordu zaten. Değil mi? Yok bir sorun. Yarına kadar kiramı ödedin, ödedin. Ödemedin. Eski usule döneriz gene. Sen iş bulamadın değil mi hala? Yok, ben görüştüm aslında bir yerlerle. Haber bekliyorum. Eli kulağındadır muhtemelen. Ne olursa olsun sakın. Hayır Gamze. Dönmeyeceğim oğlum, merak etme. Herkes sürekli sanki dönmek için can atıyormuşum gibi davranıyor da. Şehir efsanesi o. Yok, bir kere başlarsan bir daha kurtulamazsın falan. Yalan bilgi yani. Ben ne olursa olsun sakın pes etme diyecektim. Kusura bakma. Yani herkes böyle sürekli ben eski hayatıma dönmek için yanıp tutuşuyormuşum gibi davranıyor da, öyle bakıyor da. Kolay yoldan para kazanmak diyorlar ya. Düşünebiliyor musun? Kolay diyorlar. Kolay. Düşünemiyorum. Baksana sana ne diyeceğim. Bizim restoranda garson açığı var. Sana da uyarsa... Uyar. Yani parası falan... Hiç sorun değil, uyar. Uyar Gamze, yani kimse bana iş vermiyor. Kesin kaliteli bir yerdir zaten, sen çalıştığına göre uyar. Yani hiç sorun değil, hiç fark etmez. Tamam. Yarın gel görüşelim o zaman. Tamam, çok sağ ol. Gamze! Nasıl güvenebiliyorsun bana? Bildiğin halde yani. Şükran da güveniyor sana. Harbi kadınsın ha. O Ömer de kıymetini bilsin. Kafasını taşlara vuracak yoksa sümsük. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bahşişler? Nasıl oluyor yani, bize mi kalıyor? 50-50 mi? Hakkın olanı alırsın, merak etme. Teşekkür ederim. Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz.